Burası Bilagay Tekkesi. Osmanlı zamanında, hatta Osmanlılardan daha önce buraya gelip İslam'ın yayılması için çalışmalar yapmış. Hacı Bektaş Veli'nin öğrencisi diye hatırlıyorum. Derviş Tekkesi. Oraya doğru gidiyoruz şimdi. Mostar'a yaklaşık 13 kilometre mesafede. Kendi aracınızla ya da otobüsle, halk otobüsüyle gelebiliyorsunuz. Turist turlarının yaygınlıkla geçtiği bir nokta. Türkiye'den de bayağı turlar var buraya. İçinden nehir geçiyor aynı zamanda. Hediyelik eşya satan yerler var, kafeler var. Oldukça güzel görünüyor. Çevresi dağlık gördüğünüz gibi. Bayağı yüksek dağlar var. Böyle bir yerde kurulmuş. İlerleyelim. Fiyatlar aşırı pahalı değil. Gördüğüm kadarıyla. Oldukça dik ya, duvar gibi. Şuraya bakın. Oturabileceğiniz bir sürü mekan var. Yalnız çevirmiyorsam hüve yazıyor burada değil mi? Hüve o demek sanırım Arapçada. Öyle hatırlıyorum. Çevre güzel ama nehrin olması çok güzel düzenlenmiş çevresi. Oldukça fazla kalabalık kölesi var. Evet, buradan biletimizi aldık. Şimdi içeri doğru giriyoruz. Türkçe dilini de eklemişler. 15. yüzyılda kurulmuş. Dağın dibinde, kenarında, yani gerçekten enteresan bir yere kurulmuş. Duvar gibi ya. Küçük bir yer ama. Hala buranın aktif olduğunu biliyorum. Günlerini hatırlamıyorum. Belli günlerde zikir var aynı zamanda burada. Burada hediyelik eşya satan bir yer.
Sağ ol. Türkçesi de var. Kadri Rıfay Halveti Nakşibendi Tarikatı'na ev sahipliği yapmış ve halen devam etmektedir. Ayakkabılarımızı çıkardık. Çok eski bir tarihi var gerçekten. Restorasyon yapmışlar. Burada bir balkon var. Direkt nehri görüyor. Zikirhane burasıymış. Türkçe yayınlar da var, bırakmışlar. Böyle mağaranın içine doğru tur yapıyor. İnternetten okumuştum. Güzel dünya. Burası lavaboya benziyor. Benziyor sanki. Burası da sanki banyo yapılan yer. Örümcekler var yukarıda, ilginç. Niye temizlemediniz ki? Sanırım burası ne acaba? Bilemedim. Hamamlık yazıyor. Thank you.
misafir odası gibi sanki burası. Burası da mutfak olduğu belli. Neyi açıyorsun? Burası değil. Bir masa var ortada. O diyor var. Böyle baktık. Aşağı indi. Bu bayağı soğuk. Kilerlik gibi kullanılmış olabilir burası. Burada namaz kılınabiliyor. Şöyle bir aralık var burada. Belki burada lavabo gibi bir yerdi. Belki de tuvaletti burası. Ezana denk geldik. Bunu salli ya oğlum. Eşhedü en la ilahe illallah. Ana bakalım ben nasıl diyeyim. Eşhedü en Muhammed Resulullah. Thank you.
Bir de aşağısı var. Aşağı inelim buradan. İrma. Etleri sabırlı olsun diye para almışım. Duvar gibi dağılma. İp yardımıyla gidiyorlar, enteresan. Bunun Türkçe anlatıyor. Genel manzaraya baktığınızda bu gayet mantıklı bir düşünce. Arkeolojik buluntular var. Toplu olarak duvar yapma yerlerini iyi bilenler, bu yerin genelde kaynak dağ tepelerinde, mağara yakınlarında, kıymetli ağaçların yanında, tekke mezarlıkları, kürtün kesileri bırakan, kişilerin türbeleri yanında olduğunu anlatıyor. Lagerdaki dua etme yeri, tüm bu dua etme yerlerin özellikleriyle bir yerde birleşir. Çünkü hiçbir alanda tek tek bunlar kayalar, mağara bir arada bulunmaktadır. Tüm bunlardan dolayı Lagerdaki dua etme yeri özellikleri. Tüm bunlar bu yerlerde topluca ibadette tek yerine gidip eski zamanlarda kalma olduğunu Osmanlı'nın gelmesiyle bu adet değişiyor fakat biliyorsun aynı kadar. Her şeyi yaratan Allah'a kutuna çarptı. Bosna çarptığında Ne? 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 Ne?